dört tarafında duvar yok, önde bir kapı var, kocaman bir asma kilit var. O da komik yani şey, mezarı da. Onun gibi, şimdi dört tarafını güzel çevirmişsiniz ama asma kilidi koymamışsınız. Birisi merak eder, girebilir buraya. Girebilir mi? Girebilir. Ne olur sonu? Elektrik çarpmaz. Dolayısıyla nedir? Riskli alanları mutlaka ne yapacak? Kapalı tutacak. Buraya kilitli olacak. Oraya yetkilisinde bir anahtar, bir de ne olabilir? Kimde? İşveren veya vekilinde bir anahtar olabilir. Bunun dışında yetkili olmayan kişilerde bile anahtar olması sakıncalı. Örneğin güvenlikçili olmamalı. Niye? Bizim toplumda genel olarak şöyle bir hastalığımız var. Bilsek de bilmesek de müdahale etmeyi seviyoruz. Mesela gece bekçisi orada olsun, bir cazırtı kopsun oralarda. Hemen anahtar oradaysa açar, ona bakar, tamir edecek sanki. Yani elektrik okumuş ya, ya da mühendis ya. Koskoca trafonun içinde kablolarla uğraşır, elektrik çarpar. Dolayısıyla ne olacak? Bunun mutlaka yetkili kişiler dışında ulaşımının engellenmesi gerekiyor. Çünkü bir daha tekrarlayayım, herkes bilse de bilmese de seviyor. Şu salonda iddia ediyorum bugün Suriye politikasını tartışalım. Herkes bir şey söyler. Ben dış politikadan anlamam ya da benim uzmanlık alanım değil demez. Galatasaray-Fener maçından herkesin söyleyeceği bayanlar hariç olmak üzere mutlaka bir şey vardır. Hepimiz dış politikacıyız, hepimiz spor yorumcusuyuz, hepimiz ekonomistiz. Bunun gibi seviyoruz. Bugün Şehzadebaşı camisi var, onun bahçesinde bir gün iftar yemeğine gittik hanımla birlikte. Tam iftarı yaptık işte. O arada tatlı falan yerken yan masadan birisi gün diye yuvarlandı. Belli bir ciddi problem var, genç birisi. Hanım eskiden acilde çalıştığı için uzun yıllar acil ekibine indirdi ki hanıma müdahale et, adam gidiyor herhalde falan dedim ama bayanları biliyorsunuz, çantamı topluyum, efendim şuradan kalktım, bu genelde adam gidiyor. Ben dayanamadım, takım elbiseyim, işten çıktım falan, geldim buraya bir dakika dedim. Hiç kimse de sen kimsin diye sormuyor yani. Bir dakika dedim, herkes şöyle durdu. Açın dedim ya, sırt üstü yatır, nefes alsın, çok bunalttınız adamı falan dedi. Tam sırt üstü yatırlarken hanım geldi, müdahale etti, sakın dedi. Yan yatırın dedi. Demekle birlikte tabii bütün bilesini boşalttı adam. Meğer kalp krizi geçirenler sırt üstü yatırılmazmış. Çünkü kalp krizinin en önemli sonuçlarından birisi işte kusmak ve geri soluk borusuna kaçtığı için kalp krizinden değil boğularak ölürlermiş. Yani hanım son saniyede yetişmezse, iki saniye sonra adam gidiyor. Ben sırt üstü yatırdım, müdahale ediyorum ya. Dolayısıyla bugün size işçi sağlığı, iş güvenliğini son babu olan ilk yardımı anlatmayacağım. Niye? Sağ salim eve gitmeniz gerekiyor buradan. O yüzden o konuya hiç girmeyeceğim. Tam yatırdı, dedi ki hanım bana ya bir şey de bilmeyi ver dedi. Ya bu çok hassas bir konu, niye müdahale ediyorsun falan dedi. Ne bileyim dedi, kimseye itiraz etmiyorum dedim. Adam da burada. Bunaltmışlar dedim, yardım etme ihtiyacı var. O yüzden kazalarda filan en çok yaralanma kaza sonrasında vatandaşların müdahalesine oluyor. Bakıyorsunuz televizyonda görüyorsunuz, hop o oradan çekiyor, buradan çekiyor. Adam zaten sağ kalsanız bile nedir? Mutlaka kurtaranların biri sizi bitirecek yani. Öyle bir azmi var yani. Onun için mutlaka ve mutlaka bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kanun yürürlük maddelerine geldik. Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan. Az tehlikeli nedir? Genelde sizin büro iş yerleri vesaire yerler. 50'den az çalıştırıyor mu? Evet. Az tehlikeli mi? Evet. Dolayısıyla nedir? Bunlar 1.7.2014. 50'den az çalışanı olan tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan. 50'den az olan ama tehlikeli veya çok tehlikeli olanlar 1.7.2013'te. Diğer iş yerleri için ise 1.1.2013'te nedir? Uygulamaya girecek bu kanun. Hazır mıyız? Hazır hissetmiyoruz kendimizi. O halde ne yapacağız? Bu eğitimlere katılacağız. Ertelenmezse 1 Ocak'ta startı vereceğiz. Kanunda işveren tanımı yok. Hiçbir yerde işveren demiyor. Hep iş yerinden gitmiş. Dolayısıyla şu, efendim? İşte onu açıyorum şimdi. Az sonra. İş yeri tanımından, işverenden gitmiyor. Eskiden şöyle derdi. İşte bir mücadele alan il sınırları içerisinde bir işveren tarafından çalıştırılan toplam çalışan sayısı 50'yi geçiyorsa iş yeri hekimi diye devam ederdi. İşveren bazlıydı. Şimdi iş yeri bazlı gidiyor. Yani her dosya ayrı ayrı değerlendirilecek. Neden? Atıyorum şimdi Enka'yı düşünün. Enka'nın burada bir bürosu var değil mi? Boğaz'a yakın. Burası az tehlikeli grupta yani risksiz bir grupta. 50'den fazla çalışan ama bunun için uygulama var. Fakat bunun bir de şantiyesi var birçok yerde. Şantiye nedir? Çok tehlikeli grupta.
50'den fazla çalışıyoruz. Farklı bir uygulama yapılacak burayla ilgili. Onun için bugüne kadar yönetmelikler çıkmamasına rağmen kanunun tüm anlatımlarında iş yeri diyor, işveren demiyor. İşveren derse o gerçek veya tüzel kişiye bağlı tüm işçileri veya iş yerlerini düşünmemiz gerekiyor ama iş yeri dediği için dosya bazlı düşünecek. Yani bir kişinin 3 ayrı dosyası varsa buradaki durum 3 ayrı dosya için ayrı ayrı değerlendirme gerektiriyor. Buyurun. 3 ayrı iş yerindesiniz, şube, merkez, şube. Dosya, SGK'da kaç dosya varsa o kadar iş yeri demektir. Sayı değerlendirirken az tehlikeli, çok tehlikeli. Tabii mesela diyelim kişinin bürosu var, 2 tane çalışıyor. Bu nereye girer? Tehlikesiz ondan aşağı çalışan grubuna girer değil mi? Evet. Bunu kim karşılıyor? Devlet finanse edecek diyor. Daha henüz netleşmedi değil mi? Ondan az tehlikesiz ve ondan az çalışanı olan diyor. Değil mi? Dolayısıyla sizin bürolar mesela neye giriyor? Tehlikesiz ve ondan az çalışana giriyor. Bunlarla ilgili devlet tarafından diyor destek sağlanacaktır diyor ama yönetmelikte nasıl bir destek sağlanacağı henüz açık olmadığı için bunlarla ilgili devletin yapacağı yeni bir düzenlemeyi beklemek gerekiyor. Öyle mi? Kanunda iş yerinden kastedilen her bir iş yerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Tehlike ve risk bu biraz böyle soyut ve konu çok önemli değil sizi ilgilendiren. Risk değerlendirme sonucunda iş yeriyle ilgili ya tehlikeli, ya az tehlikeli ya da çok tehlikeli. Gruba ayıracak. Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli şeklinde artış var. Buradakine göre bakmayın siz. Şu az tehlikeli başta olacak. Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli şeklinde bir uygulama var. Biraz sonra bunların hangi iş yerleri olduğuna bakacağız. Risk değerlendirmesi yapmayan iş yerlerde 3000 lira aykırılığın devam ettiği her ay içinde 4500 lira ayrıca nedir? Bir ceza uygulanacak. Yani diyelim başta belirttiğimiz risk değerlendirmesi yapılmazsa yapılmamadan dolayı 3000 lira her yapılmadığı ay içinde 4500 lira gibi ceza, çok ağır bir ceza gerekiyor. Dolayısıyla sizde böyle ne olabilir? İhtimal dahilinde söylüyorum. Mesela inşaatlar çok tehlikeli grubuna girdiği için inşaatlarla ilgili bu risk değerlendirmesi mutlaka yapılması lazım. Yoksa yapmamanın 3000 lira her yapılmayan ay içinde 4500 lira cezası olacak. En çok karşılaşacağınız olacak. Bir de neyle karşılaşabilirsiniz? Bu işte fason tekstil atölyeleri veya tekstil iş yerleri falan. Bunlar da tehlikeli gruba giriyor. Bunların da yapılması gerekiyor. Buyurun, bir el kalktı orada. Buyurun. Bir market olarak az tehlikeli içerisinde... Az tehlikeli. Evet. İçerisindeki fırın aynı dosya numarasından gidiyor. Market diye iş kolu kodu verilmiş ise... Şimdi şeyi mi düşün? İçerisi az tehlikeli, fırın da işletiyor. Market. Şöyle düşün. Şimdi vatandaki Migros'a gittin. Oraya bir de fırın koymuşlar. Oradan ekmek bölümü de var. İşte kasap bölümü var ama... Biz kuralı şöyle koyuyoruz. Sosyal güvenlik kurumu olarak. Bu iş yeri nedir? Ne diyorsun bana? Market diyorsun. Evet. Fırın diyebilir misin bu iş yeri? Biri fırın desen birisi güler sana. Kafayı yemişler mutlaka. Kasap desen yine güler değil mi? Şöyle bir uygulama var. Bir hakim iş olayı var. Bir de en yüksek tehlike sınıfı var. Eğer işlerin ağırlığı birbirine eşit ise en yüksek tehlike sınıfı hangisiyse onun iş kolu kodu verilecek. Diyelim bunlar yan yana üç tane tek çatı altında bir kasap, bir fırın, bir de şey olsa, küçük market olsa, bunların en tehlike sınıfı hangisi yüksekse, tek çatıysa bu ama Migros'ta ağırlıklı %90 iş nedir? Marketçiliktir, değil mi? Satış işidir. Dolayısıyla burası market kodudur. Yoksa o zaman şöyle bir sonuca doğru gideriz. Türkiye'de siz bana söyleyebilir misiniz? Aracı olmayan iş yeri var mıdır? Fırında var mıdır? Ekmek dağıtmak için var. Sucu da var mıdır? Su dağıtıyor. Beyaz eşya alıyorsunuz, beyaz eşyayı yerinize getiriyor. O zaman şöyle bir sonuç çıkar, bir araba var diye her yerini nakliyeye çevirmemiz gerekiyor değil mi? Ama biz neye bakıyoruz? Oranın ismi ne? Fırın. Diğerinin ismi ne? Su dağıtma satıcısı. Diğerini beyaz eşya satıcısı. İşte buna hakim iş diyoruz. Dolayısıyla başka ufak tefek, tehlike sınıfı yüksek işler yapılsa bile toplumdaki ismi neyse o isim üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Anlaşıldı mı bu? Mimarlık çoğunlukla gidiyor. Yani. Tabi diyelim fırının işçi sayısı daha fazla olsa orada markete göre. Diyelim markette 20 kişi ama oradaki içeride fırında 40 kişi çalışıyorsa burası fırın iş yeri artık demiş. Niye? Hakim iş fırın olmuştur. Evet. Buyurun. Hocam iş değerlendirmesi belirli tarihe
Risk değerlendirmesi ne zaman başlanacak diyor. Risk değerlendirmesi o iş yerinde kanun yürürlüğe girmeden önce yapılacak. Kanun yürürlük tarihi iş yerlerine göre çalışan sayısına göre değişiyor ya. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerinde bu zorunluluk var. Az tehlikede böyle bir zorunluluk yok risk değerlendirmesi. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde kanun yürürlüğe girmeden önce yaptırılacak. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim Temmuz 2013'te yürürlüğe girecek bir iş yeriniz var ise atıyorum tehlikeli grupta ise bu işçi sağlığı iş güvenliği uzmanınızı en az Haziran'da bulacaksınız ki anlaşacaksınız ya da çalıştıracaksınız. Bu da gidecek ne yapacak? Risk değerlendirmesini yapacak o tarihten önce. Yani risk değerlendirmesi diyor ki kanun yürürlüğe girmeden önce o iş yerinde ne yapılması gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Zira kanun yürürlüğe girdikten sonra meydana gelen bir iş kazası olursa kanundaki tedbirleri almamadan, analizleri, riskleri değerlendirmesi yapılmamadan dolayı cezai müeyyideye maruz kalırsınız. O yüzden önceden yapması gerekiyor. Bu belgeler kuruma ne kadar sürdü? Kuruma bildirilmeyecek bu. Risk değerlendirmesi falan kuruma bildirilmiyor. Herhangi bir yere bildirilmiyor. Siz bunu yapıyorsunuz. Dosyanızda duruyor. Bir sorun olduğu zaman ilgili müfettiş istediği zaman ibraz edeceksiniz. Ama bu risk değerlendirmesi bir yere göndermeyeceksiniz. Talep edilmesi halinde sizden, istenmesi halinde vereceksiniz. Tehlike sınıfı nedir? Tehlike sınıfı işçi sağlığı, iş güvenliği ve aynı zamanda sosyal güvenlik kanunu düzenlenmiş. Bir iş yerinin risk grubuna göre iş kolu koduna biz tehlike sınıfı diyoruz. Yani SGK dosyasındaki 2, 3, 4 ve 5. rakamlar. Birinci rakam iş yerinin kamu mu özel mi, devamlı mı, geçici mi olduğunu anlatır. Yani 1 ile 3 kamu sektörü, 2 ile 4 özel sektördür. 2 özel sektörde devamlı iş yeridir. 4 özel sektörde geçici bir dosya demektir. Ondan sonraki 2, 3, 4, 5. rakamlar o iş yerinin tehlike grubunu anlatır. Biz ona iş kolu kodu deriz. Bu tehlike koduna göre biz iş yerinde ne yaparız? Prim alırız. Yani oradaki rakama göre ben anlarım. 7.000 ile başlıyorsa nakli iş yeri yapılıyor. 6.000 ile başlıyorsa satış iş yeri yapılıyor. 3.000 ile 2.000 ile başlıyorsa imalat iş yeridir gibi. Biz buradan ne anlarız? Risk grubunu anlarız o numarasından. Risk grubuna göre de ne yapıyoruz? Tehlike sınıfını belirleyip prim alıyoruz. Şimdi bakın. Hepsini yazmadım. Niye yazmadım? Çok sayıda var. Az tehlikelilerle ilgili fikir oluşsun diye şöyle birkaç tanesini söyleyelim. Mantar, saz ve kamıştan sepet yapımı, gazete, mecmua yönetimi yerleri, yayın evleri, keneste ve her türlü inşaat malzeme, pencere toptancılığı yani satış. Devam edelim. Şurada siz kendinizi göreceksiniz. Az tehlikeli grupta 27. sırada ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları, benzeri hizmetler. Peki buna nereden bakacaksınız? Bakın şunu not alın. Yeni yönetmelik çıkarsa değişmeyecek büyük ihtimal bu. Yeni yönetmelik çıkana kadar bu geçerli. 25.11.2009 tarih ve 27.417 sayılı resmi gazete yayınlanan tebliğden bir mükellefinizin tehlike grubunun ne olduğunu bakabilirsiniz. Yaptığı işe bakacaksınız. İş kolu kodundan yaptığı iş bellidir. O az tehlikeli midir, tehlikeli midir, çok tehlikeli midir, oradan bakacaksınız. Sayıyı da aylık hizmet prim belgesinden bakacaksınız, işveren bazı bakmayacaksınız. Dolayısıyla sayıyı biliyorsunuz artık, tehlike grubunu biliyorsunuz. Bu kanun sizin iş yerinde ne zaman uygulanacak artık nedir? Netleştirmiş oldunuz. Buna göre biraz sonra ne kadar iş yeri hekimi çalıştıracağınızı ya da uzman çalıştıracağını da belirleyeceğiz. Yani sizin muhasebe büroları 27. sırada az tehlikeli bakın. Muhasebe büroları ve benzeri hizmetler dediği için bu gruba giriyor. Tehlikeli işlerle ilgili birkaç örnek verelim fikrimiz olsun. Halı, kilim, yer döşeme imalatı imal ediyor. Yani tekstille uğraşılan tekstil imalatları, perdedir, halıdır, kilimdir. Bunlar neye giriyor? Tehlikeli gruba giriyor. Mobilya işleri, kereste imalat işleri falan bu işe giriyor. 117 tanedir bunlara bakarsınız. Çok tehlikeli işlerden işte maden, kömür, lignit, kömür işletmeciliği, petrol, tabi gaz, taş ocakları. Ama şurada önemli olan şuna bakın. En çok karşılaşacağınız 38 madde. Bina inşaatı, tamiratı, bina yıkımı işleri neye giriyormuş? Çok tehlikeli gruba giriyormuş. Dolayısıyla bunu en fazla sizin piyasada karşılaşacağınız ya da mükellefiniz olma ihtimali bu gruptur. Dolayısıyla buna buradan bakmanız gerekiyor. Çalışan temsilcisinden bahsetmiştik. Her iş yeri çalıştırdığı iş ve işçiler arasında çalışan temsilcisi belirlemesi gerekiyor. Bu birden çok da olabilir. Birden çok diyelim çalışan sayısı işte 100-150'nin üzerindeyse birden çok olacak. Aralarından, kendi aralarından
çalışan temsilcileri bir tanesi de baş temsilci olarak ne yapmaları gerekiyor? Belirlemeleri gerekiyor. Destek elemanı dediğimiz sağlık personeli ya da hemşiredir. Hekim çalışmalar bunu çalıştırma zorunluluğu yok. Biraz sonra anlatacağım ama bize Ali Üstad diyor ki efendim bundan sonra her diyor kapıcı iş yerinde aynı zamanda hemşire ve doktor çalıştıracak. Var mı öyle bir şey? Var, doğru. Ama şöyle bir düzenleme var. Diyor ki ayda diyor 10 kişinin altında çalışan az tehlikeli yerler ayda ne yapacak? İşçi sağlığı, iş güvenliği uzmanı yarım saat gelmesi yeterli. Yarım saat. Bir kere olacak. Ve çalışan sayısını da 15 dakika zaman ayıracağı için nedir? Kapıcıda bir kişi çalışıyor. İş yerine yarım saat. Çalışana da 15 dakika. Toplam 45 dakika hizmet alacaklar. Nereden? İşçi sağlığı, iş güvenliği uzmanından. Muhtemelen bu değiştirilebilir ama değiştirilmezse durum bu. Peki hekimle ilgili ne olacak bu kapıcı iş yerlerinde? Onlar da muhtemelen bölgedeki aile hekimlerine yönlendirecekler. 10 kişiden az çalışan, az tehlikeli yerler devlet desteği sağlanacak denildiği için muhtemelen o bölgedeki nedir? Aile hekimlerine yönlendirilecek. Bu nedenle böyle bir uygulama yapılacak. İşçinin işverence bilgilendirilmesi konusunu zaten söylemiştik biraz sonra.